Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir devam eden Suriye İç Savaşı'nın 11. yılına girmiş bulunmaktayız. Bu isyan ilk olarak Arap Baharı'ndan etkilenerek Ocak 2011 tarihinden itibaren küçük gösteriler halinde başlayıp büyüyerek yolsuzluğa ve insan hakları ihlallerine karşı bir sivil başkaldırı olarak başlamıştır. Geniş çaplı gösteriler 15 Mart 2011 tarihinde Güney şehri Dera'da başlamıştır. Bu yüzden Dera ilerleyen safhalarda devrimin beşiği olarak anılmıştır. Bu gösteriler kısa sürede ülke çapına yayılmaya başladı. Hükümet gösterilere geniş çaplı tutuklamalar, işkenceler, polis şiddeti ve sansürle cevap vermiştir. Fakat gösteriler büyümeye devam etti. Nisan ayının sonuna doğru Beşar Esad, direnen şehirlere ve kasabalara karşı büyük ölçekli bir askeri harekat başlattı. Harekata tanklar, piyadeler ve ağır silahlar katılmış, tüm bunlar kısa sürede büyük sayılarda sivil can kayıplarına neden olmuştur. Askeri baskıların ardından pek çok asker göstericilere katılmak için firar etmiş ve pek çok gösterici de silahlanmaya başlamıştır. Cisir Eş Suur kasabasında ilk büyük gösterilerden 79 gün sonra 4 Haziran 2011 tarihinde ülkedeki ilk silahlı çatışma yaşanmıştır. Suriye ordusunun bir cenaze törenine katılan kalabalık üzerine ateş açması üzerine kızgın göstericiler ateş açılan binayı ateşe vermiş ve 8 güvenlik görevlisini öldürmüştür. Ele geçirilen polis istasyonundaki silahlara el konulmuş ve çevre kontrol altına alınmıştır. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları takip eden günlerde de devam etmiştir. Bazı güvenlik görevlileri sivillere ateş etmeyi reddeden askerlerin gizli servis elemanları tarafından infaz edilmelerinin ardından firar ederek göstericilere katılmış ve muhalefeti büyütmüşlerdir. Suriye'nin pek çok şehrinde gösterileri hükümet güçleri kanlı bir şekilde bastırma yoluna gidince olaylar daha da büyümüş ve ufak çaplı çatışmalar yerini muharebelere bırakmıştır. Sonucunda on binlerce insan ölmüştür. İlk büyük çatışmalar Humus, Dera ve Şam'da yaşansa da kısa sürede tüm ülke geneline yayılmıştır. 2012 ve 2013 yılları muhaliflerin avantajları ele geçirdikleri yıllar olmuştur. Muhalifler Şam şehir merkezine birkaç kilometreye kadar yaklaşmışlar, Halep'in büyük bölümünü ele geçirmişlerdir. Humus'ta şehir merkezinde sert çatışmalar yaşanmıştır. Kuzey ve Doğu Suriye büyük bir oranda rejimin elinden çıkmıştır. YPG, Afrin, Kobani ve Haseke'de özel kantonlar ilan edilmiştir. 2013 yılın sonu ve 2014 yılı başında muhaliflerin dış desteği büyük oranda kaybetmesi ve aralarında çarpışmaya başlaması sonucu rejimin ilerlemeye başladığı bir dönem olmuştur. Şam şehir merkezi büyük oranda güvenlik altına alınmış, Hama ve Humus kırsalı büyük oranda muhaliflerden temizlenmiş ve Lazaki'ye yolu güvence altına alınmıştır. IŞİD, kuzey ve doğudaki bölgelerin çoğunu ele geçirmiştir. 2015 yılında IŞİD'in hava bombardımanlarıyla eski gücünden uzak bırakılması ve muhaliflerin pek çok bölgede işbirliğine gitmesiyle rejimin ilerleyişi durdurulmuştur. Muhalifler Halep kuşatmasını kırmış, İdlib şehir merkezini rejimden almış ve İdlib kırsalını büyük oranda rejimden temizlemişlerdir. Eylül 2015'te Rus hava saldırılarının başlamasıyla birlikte muhaliflerin lehine olan güç dengesi aleyhine bozulmaya başlamıştır. 2015 yılı sonu Rusya, İran ve pek çok Şii milisin Suriye rejimine desteğini arttırdığı bir dönem olmuştur. Muhalifler ise Batı'dan aldığı desteği büyük oranda kaybetmiştir. 2016 yılında rejim ve müttefikleri Halep kırsalında muhalifler ve IŞİD'den pek çok yerleşim bölgesini geri almıştır. Ayrıca Türkmen Dağı'nın büyük bölümünü ele geçirmiştir. Bunun üzerine Türkiye ve Suudi Arabistan kara operasyonu ihtimalini görüşmüş. Bu durum İran ve Rusya arasında uluslararası gerginliğe yol açmıştır. IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğu kırsalında YPG'ye, güney kırsalında ise Suriye muhalefetine karşı pek çok bölgeyi kaybetmiştir. Suriye'deki iç savaş ülkenin her yerine yayılmış tam ölçekli bir cephe savaşı olarak sürmektedir. Başlarda ılımlı muhalif grupların ve ardından da Kürt gruplar ile IŞİD ve diğer radikal grupların rejimden pek çok bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte, Nusayrilerin çoğunlukta olduğu ve rejimin kalelerinden biri olarak adlandırılan Tartus ili dışında tüm bölgelerde çarpışmalar yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkedeki pek çok şehir ağır bombardımandan yerle bir olmuş ve pek çok ailenin evleri yok olmuştur. Öyle ki Suriye İç Savaşı günümüze kadar gelmektedir ve hala devam etmektedir. Bunun yanı sıra bazı Suriye vatandaşları ülkelerinden kaçarak başka ülkelere sığınmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.